Ama yavaş yavaş ya. Şimdi ben direkt Balotelli'ye geçsem diğerleri diyecek her yere Balotelli. Başlar ya özlemini. Çok yaptılar. Neyse bu sefer kampı yaptılar. Valla şey ya. Daha büyük sorun yok. Kapın kalın. Sen de evet. Dinleme değiştirip arkadan bitirdiniz siz zaten. Bir tık ses çok iyi yarım sayfa. Başkan yalanla da haberin. Ya girişme yok. Beşiktaş 9 yıl. Abi ben Sen geliyor ya abi. Tam da ezen denk geldi görüyor musun? Bir şey olmaz, mikrofon var. Bizim için biliyorsunuz yeni takımız, her maç zor. Sonradan katılan oyuncuların performansını yükseltmek istiyoruz. Oyun kalitesini yükseltmek istiyoruz. Tabii bir de rakip var. Rakip de başka türlü düşünüyor. Bunlar yıldız oyuncular aldılar. Biz bunlara karşı oynayacağız. İşte ne kadar etkili olursam benim bir hikayem olur diye düşünüyor. Daha çok koşuyor, daha çok istiyor. Önemli olan rakibin düşündüklerini bizim de yapmamız. Oyuncularımızla konuşuyoruz. Biz de daha çok koşacağız, biz de daha çok isteyeceğiz. Kalitemizle de maçları kazanmak için her şeyi yapacağız. O nedenle Kayseri maçı da bizim için gel git. Biliyorsunuz bu takımların hepsi devam eden takımlar. Lige devam eden takımlar. Biz yeni takımız. Ama zaman içinde eksik. Performansları eksik olan arkadaşlar var. Onlar da yükselecek. Onlar yükselince de iyi bir takım görüntüsü ortaya çıkacak. İyi oynadığımız Beşiktaş-Fenerbahçe maçları var biliyorsunuz. Çok iyi oynadık. Takım sallanacaktır. Çünkü tam bir şeyleri anlayabilmeleri mümkün değil. Yani saha içinde değişik yerlerden gelmiş. 7 tane yabancı biliyorsunuz. Onlara katılmaya çalışan bizim oyuncularımız. Ama zor bir iş. Ha ne hızlandırır? Hep söylüyorum, kazandıkça daha çok hızlandırır. Bu hafta Konyaspor çok disiplinli oynayan bir takım, çok coşkulu, koşan bir takım. Devam eden hocasıyla, oyuncularıyla devam eden bir takım. Biz de aynı ciddiyette, disiplinle koşup mücadele etmemiz lazım. Ve bunu ön plana çıkarırsak Konyaspor'u yeneriz diye düşünüyoruz. Arkadaşlar da aynı şeyleri düşünüyor. Akintola'nın sakatlığı, doktor arkadaşımız bize 8 ile 10 hafta diyor ama bilmiyoruz artık bu nasıl hızlanır. Çeşitli şeyler deneyecekler, hızlandırmaya çalışacaklar. Sakatlığı nedir hocam, Akintola ne Resul'ün? Kasındaki bir tendon bağında yırtık var diyorlar. Tabii onlar tıbbi terimi nedir bilmem ama. Sizin oyun planınızda bir sekteye uğrattı mı? Tabii bazı mevkilerde eksiyiz biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bizim gerçekten de ihtiyacımız olduğu mevkilerde bunlar. Akintola da oradaki en önemli oyuncumuzdu. Yani kenar oyuncusu olarak elimizdeki en iyi oyuncuydu. Ama olsun, başka arkadaşlar var, onlar yerine oynayacak. Niye gündem olduğunu ben anlayamadım. Zaten futboldan artık anlamaz oldum arkadaşlar ben. Saha içi performansı ile ilgili sorulan bir soruya şimdilik bu arkadaşların performansı yeterli değil dedim. Bunun gündem olmasının, yani herkesin önünde oynanan bir oyun. Biz sonra gelip tesiste başka bir oyun mu oynuyoruz diye ben de merak ediyorum yani. Bunu herkes gözünün önünde görüyor. Eğer ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü görüp söyleyemiyorsam o zaman beni eleştirmek ne? Beni atın gitsin ya, futbolun dışına çıkarın yani. Biz neyse o. Ama oyuncular, Belanda'yla da görüştüm. O da memnun değil kendisinden. Haklısınız hocam diyor. Ne yapacağız? Bunları toparlayacağız. Arkadaşlıklarını, takımdaşlıklarını geliştireceğiz. Daha çok performans almak için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili konuşuyoruz. Şimdi takımla toplantı yaptık. Hepsi de aynı fikirde. Daha iyi performans göstermemiz lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Sahada da her şeyi iyi yapmamız lazım diye. Ama nedense doğru söylenen şeyler gündem oluyor, söylenmeyen şeyler olmuyor bu ülkede. But you know, it's all gonna come together soon. Gayet güzel gidiyor yeni bir takımız. Pek çok farklı yerden pek çok yeni oyuncular geldi. Şu an bir aile olma aşamasındayız. Ve zamanla çok daha iyi olacak. The subs coming on as well, so it's the whole team, it's the whole effort. So we just gotta go out there and give everything we can. And, you know, with the players we have, we can go forward. Her maç zor bakacak olursanız, özellikle yeni bir takım olarak hiçbir maça kolay gözüyle bakamayız. Sadece sahaya çıkan ilk 11 değil, devamında oyuna girecek olan oyuncular, herkes elinden gelenin en iyisini yapıp en iyiye ulaşmak istiyoruz. Pitch and playing help the team, you know. But I'm a guy that likes to score goals. I feel happy when I'm scoring goals. So, but as long as I'm on the pitch, I'm happy. Aslına bakacak olursanız tabii ki forvet olarak oynamak tercihim oluyor. Ama baktığımız zaman aslında benim için her şeyden önce oynamak daha önemli. Takıma katkı sağlamak. Günün sonunda gol atmaktan ziyade oynamayı daha çok seviyorum.
Türkiye'ye yeni gelmiş bir oyuncu olarak şu an alışma sürecindeyim. Tabii ki bu ilk 11'de oynama kararını, nihai kararı hocamız verecektir. Hocamız kararı verdiğinde ben de hazır olmak için elinden geleni yapacağım. Ve bunun için çalışmaya devam ediyorum. What do you think of the fans? Crazy man. Çılgınlar. But good crazy. Ama iyi anlamda. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Eminim çok daha iyi olacaktır. Önümüzde yine önemli bir Konyaspor maçı var. Yani kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sahada daha iyi bir takım olacağız. Bunu da eminim taraftarlarımıza, bütün kamuoyuna göstereceğiz. Yani bir uyum sorunumuz yok. Takım içinde zaten sürekli beraberiz. Antrenmanlarda sürekli beraber oynuyoruz. Yani bir uyum sorunu olacağını düşünmüyorum. Elimizden geleni yapacağız. Kim oynarsa oynasın sahaya kazanmak için çıkacak. Yani umarım hedeflediğimiz yere ulaşırız. Yani rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. Biz sahada gerekli mücadeleyi verdiğimizde her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü kalite olarak bence çok iyi bir takımız. Yani gerekli mücadeleyi de gösterdiğimizde her takımdan daha iyi olabiliriz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Ortada başlayıp ortada bitiyor.